Ha bak, seni oynadığın dönem sonrası sahne kapattılar, izleyici düştü, boka sardı. Tam ben prime'ında bıraktım. Hem ben sahneyi de gördüm. Espor'da para var mı? Tahmini kaç kazanıyorsun? Yani rolünün ilk 5'indeysen abi, bence 45-50K'nın altına almazsın diye düşünüyorum. Biraz fazla olduk 50K'da. 35-40'ın altına almıyorsundur. Rolünün ilk 5'inde en az diyorum. Türksen, rolünün ilk 3'ündeysen, ilk 5 bence o da fazla oldu. Rolünün ilk 3'ündeysen 40.000'in altı almazsın. Aylık, yıllık değil. Bava alıyordur aylık 8-10 dolar. Ben Türklerden bahsediyorum. Türklerden bahsediyorum. Oğlum, Türklerin aldığı para 40.000 Türk parası. Koreliler çok alıyordur canım. Koreliler çok alıyordur. 40 yıllık, aynen yıllık olabilir mi? Ama bu devirde 40K bir şeyi artmıştır diyorsun da, şimdi TCL'e, LoL ligine olan hani şeyde talep de az olduğu için abi, anladın mı? Hani eskisi gibi olmadığı için hani paralar o kadar da artmıyor. Ben para olarak da aynen ben e-sporun para olarak da bence prime dönemiydi. Çünkü dolar 5 falandı sanki. 4-5'ti. Ben 16-17K falan alıyordum aylık. Bitmiyordu yani para. Ya bir en kral bilgisayar abi 7000 liraya falan, son model bir... Ne son modu? 5000'e bilgisayar alıyordun yani. Sandra Rex'eyim. Ya fena Jace oynayası var. Malphite devamlı alalım diyeyiz. Aynen, yok hiç yatırım yapmadım ya ben. Hiçbir şeyim yok valla. Aynen bak, Famesler doğru diyor. 40K'ya az diyorsunuz chatim ama sıfır giderin oluyor. Şöyle düşün. Takım evini veriyor. Yemeğine, her şeyin. Yani hiçbir şey sıfır gider yapıyor. Lık diye direkt 40K şey oluyor. Oturuyor. Aynen, benim kıyafetlere, ayakkabılara, kafaya yatırım yaptık. Boş yani. Dışından teklif aldım. Aldım ama hani şey değil. LEC'den, MEC'den veya LCS'den aldım. Rusya, İspanya. Oralardan aldım ama zaten o zamanlar TR enflasyon, böyle büyük bir enflasyon yoktu. İyiydi yani o zaman. Ne lan bu Lisandro mu top? Enflasyon düzelmez ya. Ne bu? Rex'i jungle. Hani böyle kalsın. Ya valla gitmediğime pişman değilim ya. Gitmediğime pişman değilim. Hem Türkiye'deki takım arkadaşlarımı da seviyordum. Hem aşağı yukarı aynı parayı alıyorsun. İyi yani. TCL Prime'di yani. Millet TCL'de oynamak istiyordu önceden. TR iyiydi. Bence de iyiydi. Abi ne oyuncular geldi oğlum TCL'e. Boş geldi lan. SKT'den direkt geldi adam. Güzel prestiji vardı yani önceden. Ne mi yaptık? Yok ya, Doran Blade oldu. Ignite Ezreal da var. Bilir ha benim tapta. Aynen, ekonomi, enflasyon her şeyi etkiliyor yani. Bir futbolu sanki çok etkilemiyor, o da etkiliyor. Şimdi niye eskisi gibi değil? Vallahi bilmiyorum ya. Şimdi niye eskisi gibi değil bilmiyorum. Bir böyle geri dönüş alamadı herhalde takımlar. Riot tarafından da düzgün yönetilmediğini düşünüyorum. Mesela e-spor sahnesini açmak çok büyük masraflı. Hiç böyle başarı gelmedi. Bir de bence yayın... Mesela ben ilk yayınlara başladığımda abi, 2018-2019, hep şey gelirdi. Abi nasıl e-spor? Abi nasıl e-sporcu olur? Sonra mesela o şeye evrilmeye başladı. Abi nasıl yayıncı oluruz? Abi nasıl yayıncı oluruz? Yayıncılık bence e-sporu da etkiledi. Veya e-sporu yeni gelen insanlar, e-sporcular... Sosyal medyada etki yaratmadı. Zamanımızda aramızda böyle makaralaşırdık, Twitter'dan laflaşırdık falan. O şeyler gitti yani bence. Lan bunlar bizim Blue'yu mu alıyor ya? Skrip mi lan bu adam? Lan çok skrip vari bir Q atmadı mı chat'im? Yalnız bu adamın level 2'sine dikkat etmek lazım. 2 levelde Q'ya atmak hiç mantıklı değil chat'im. 3 leveli bekliyorum. Ya atacaksam Q, normal Q atarım. Ah. Mesela. Aa, bu kim la? Flash atmayacağım ya, öleceğim. Tira ama adam red alıp gank atmış abi, ne kadar özürlü bir çocuğuz ya. Böyle bir özürlülük ben görmedim ya. Gel Ezreal'ın flaşı yok. Tamayı deniyorlar lan. Ya
Dur. Git onu dayırla lan, git oradan, git. Ben tank diyeceğim. Bayağı iyi oldu. Bence Rex'i artık Blue'suna gitmiştir diye düşünüyorum chat. Minyonu alırsam çok iyi olur ya. Son 4. Hadi lan, vurmuyor hala minyonla. Büyük minyon çok OP ya. Gördünüz mü başıma eleni? Burada hasar yemeyeyim chat'im. Dive pozisyonuna girmeye gerek yok. Üstüme E atabilir şu an. Hasar yememem lazım ya burada. Adamın turn'ü yani, adam bu an şu an bunu yapmak için sırası onda, ona saygı göstereceğiz. Ama şu an 5 levelim aslında. Bir de yapabiliyor. Ha, öldü bu adam. Kuşlayacağım tekrar orayı. Rex'e ile burada değil, rahat. Ulan direkt base atmak daha mantıklı da. Tamam. Ölmem ya. Fuck. Ezreal yetişemez diye düşünüyordum da yetişti herif. Aç gözlülüğü öldüm. Rex'e iyi gördük ya. Daha geliyor Rex'e. Allah, burada durup last hit de atabilirim. Dur bakayım. Kuşlamayı deneyeceğim. Güzel base aldık ya. Üçlü kasıyorlar Jayce'e, gördün mü? Yok lan öyle bir şey mi var? Bu Ezreal top oynuyor valla. Ignite'la. Electrocute falan almış. Adamı her bence Q'yu tutturduğumda ben öldürürüm bunu ya. Ben ilk defa duydum üçlü. Böyle yalandan bir şeyini alabilsek şunun E'sini. Rex'e %3 kafa geliyor şu an. Başlasam mı? Ama onun da flash'ı var ya. Tam şeyi almaya mı gitti acaba? Aynen, erikleri almış. Şeyi bilmeden zor bence. Ha, biliyoruz. Bir tane vurursam belki. Neyse, adam ignite'ı da yok. Oo, item de bitti. Bunu da bir kralım artık, yeter. EP ile geleceğim ya. Ordu da alayım bari. Yani dikkat et ha. Waves. Bu oyunda var ya, tam ninja tabi almalık bir oyun aslında. Ama almayacağım, iyi olur yoksa. Öldü. Ya Ezreal'ı geçirmeyeceğim ya buradan. Ha, minyonlar geldi gerçi ama. Nerede lan bu lobu? Graves kendini göstermese var ya. Şimdi Graves'in aslında bot side oynaması lazım çekim ya. Ona vurdum ha. Bir Q'ye daha tutturmaya gitsem mi? Lan Rex'e base attı, tapa doğru geliyor, direk'i de aldı. Mid kuleye de bir yapışsak bitti bizim işimiz. Yüzyılda bir sıçar, iki sıçlar, üçüncü de Punk'i baba sıçar. Aynen öyle oldu. Ha, öyle diyorsun ha? Öf. Ezreal var ya, oyuna küstü ha çocuk. Ulanları harbi kan kusturuyorum. Hayır! Başım falan yokken buralarda oynamamak lazım aslında.
Şu itemi bitirsem mi de daha tier bitmedi ya. Tier bitmedi ya, bunu bitiresim yok ya. Biraz daha duralım bakayım, dur. Herkes gelir kafasını kopartırız onun. Nedense öleceğim hissiyatı var üstümde. Sizde de var mı? Bu golemi de mi alsak ya, hayvanlık yapıp Rex'i falan geliyor ama. Aynı anda atmıştık ya sanki totemleri. Rex'i. Al kuleyi al. Çok yalandan tuttu ha. Valla bayağı yalan attım adama. CS'de derler yani yalan attı diye. O tarz. Fantazi yaptım. Adam bile geçti benimle. Ne yapıyorsun hesabı? Bunu mu bitirsek ya? Şöyle yapsak bir de. Sana bunu da bunu bitirmek daha mantıklı da. Bence de bunu bitirelim ya. Tamam lanetlerden. Zaten şey bitti ya. Eşe de bir de yürüyerek. Aa, adamlar yapacak ha onu. Lux lux. Lux hadi lan. Bayağı leşti babuş. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ya abi lux alıp iyi oynayan bir adam gördünüz mü ya? Delikanlı oldun. Profesyonel timing by Punky. Burada ben birilerini gördüm ama. Serhat itini gördüm lan sanki. Ha gitmiş. Bütün jungle'ı bir süpürelim ya. Salaha bak ne bütün jungle sana mı ait demek. Bir çocuğuna bakar mısın? Bak vurmuyor bile adama. Lan şu kili de alsam ne güzel olur ha. Oh! Koyduğumun AZ'yi. Noob. Noob. Ne yalnız salak, ben alt karşı jungle'ı alamayacağım. Hani bizim jungle olsa tamam diyeceğim de ne alaka. Hani ne ettirip hemen Red'in orada duruyorum. Yumruğu vuracağım şimdi ya. Big noob. Sutfo. Big noob. Zümrüt, Emerald, Stack, Dog. Say, go, open my Twitch and Google it my name. I am Challenger. Adama yalan attın Challenger'ım diye. Furkan başlığa Challenger top lane smurf yazsana, lavuk Twitch'i açınca göt olsun. Adam Volibear yazacak şeye. Challenger top lane smurfing yaz Furkan. Adamı hani göt edelim. Burada da hani böyle insanlar izliyor ya, adam beni challenger sansın. Salaha bak ya. Harbiden hem artistsin, hem adam çocuğu hem de artist. Babacığım. Aa, ulti ama yasaktı. Hadi be, o da ölüyordu ha. Challenger ne koydum Furkan'ı? Challenger ne yani? Challenger yazsana şuraya. Adam anlasın. Challenger ne? Yok Challenger sofrası. Hani Challenger.
That is all I should pop the pin, now she called it super life. Üf, tek yedi lan. Dokuz x Graves B, bak. 9x Graves guys. Rasist. Adamı daha ırkçı diye raporlattık. Soru işareti koyup bat yazıyor. Rasist o çocuğu ya. Abi metal zırhlı Jace'de hammer çok vuruyor. Forsaken Jace'de şeyde W ile iyi vuruyor. Normal basicleri ama Debonair'de hepsi 10 numara. Adam diyor ki %80 win rate'im falan filan, bakayım şu salağa. Nasıl 15 win'im var ne oldu? Nice %80 win'deyim. Ama en iyi Punk'in eleğinde vur. Bak, benim favori skin'im Debonair'dir, onu herkes bilir. Onun dışında da Resistance Jace'in kahverengi kromasıyla bir de Battle Academy Jace. Bu üçünü çok... Ya Jace'in ben tüm skinlerini seviyorum abi ya. Vallahi Jace'in ben bütün skinlerine bayılıyorum babuş. Gaming House'da gündelik olarak hep İngilizce mi konuşuyorsunuz yabancı varken? Yani abi yabancı konuşuyorsun. Şimdi arada Türklerle muhabbet ediyor. Evet, o Debonair'in o sesi böyle tokluk geliyor böyle QA atınca. Hani adama böyle QA'yı Debonair'la bir koyuyorsun. 700 lak diye ses çıkıyor. Bayılıyorum Debonair'a Anıl abi. Forsaken Jace'i ben de sevmiyorum ya.